Londra Haber Magazin. Koruyan Londra Haber Magazin başlıyor. Londra'da ne var ne yok, kim kiminle, kimlerle nerede eğlendi, kim kim için neler söyledi. Çayınızı, kahvenizi ya da soğuk bir içeceğinizi alıp koltuğunuza yaslanın. Şeker tadında bir program başlıyor. Kıbrıs Genç TV ekranlarından Londra Haber Magazin programından herkese merhaba. Bir Londra Haber Magazin programıyla daha yine karşınızdayız ve bu hafta sizlere Jüpiter'in düz hareketinden bahsetmek istiyorum. Şans, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter Terazi burcunda düz hareketine geçti. Son 4 aydır gerilemesi vardı. Gerilemeler ne demek oluyor? Bir takım şeyleri içsel olarak organize etmemiz gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor ve düz harekete geçene kadar var olan sorunları nasıl halledebilirim? Bu sorunların üstesinden nasıl gelebilirim? Bununla ilgili düşünceler yapmak, organize yapmak, fikir alışverişlerinde bulunmak açısından bu 4 aylık süreç çok güzeldi. Yeni girişimler yapmak açısından zorlu olabilirdi. Şans, bolluk ve bereket gezegeni şansımızın zaman zaman kısıtlandığını ve engellendiğini bizlere hissettirmiş olabilir. Jüpiter düz hareketini geçti 9'undan sonra rahatlıkla tüm istediğimiz, tüm girişimlerimizi yapabiliriz. 10 Ekim'e kadar Jüpiter Terazi burcunda kalacak. Ve 10 Ekim'den sonra da Jüpiter Akrep burcuna geçecek. Akrepler çok şanslı olacak ve su gruplarımız tabii ki çok şanslı olacak. Bakalım burçları nasıl etkilemiş ve etkileyecek Jüpiter'in düz hareketi 10 Ekim'e kadar şans, bolluk ve bereket ve büyüme istediğimiz alanlarda bizlere nasıl fırsatlar sunacak. Hep birlikte bunları göz atacağız. Bunları anlatacağım bu hafta sizlere. Bunun yanı sıra kadersel dediğimiz tutulmalar da Aslan ve Kova burcunda gerçekleşecek. Önümüzdeki 1,5 yıllık süre içerisinde bakalım hangi alanda hayatımızda kadersel değişim ve dönüşümler yaşayacağız. Bunlara göz atacağız ama onun öncesinde gelin bakalım İngiltere gündeminde neler yer almış. Hep birlikte göz atıyoruz. Geçtiğimiz hafta Ozan Beşir Londra'daydı. Kameralarımıza seslendi ve Anadolu müziğinden ezgileri Londra'ya taşıdı. Bakalım kameralarımıza neler söyledi. Teşekkür ederim Ozan Bey, bizleri söyleşi için kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Bizim için de öyle bir fırsat doğurduğunuz için ben size teşekkür ediyorum. En azından sesimizi bizi izleyen dostlara ulaştırmaya vesile olacağınız için. Evet, bu kozmopolitan şehre geldiniz, Anadolu mozaiğinin içerisinden çıkarak Londra mozaiğine geldiniz. Londra mozaiğinde neler buldunuz Anadolu mozaiğinden farklı kültürel ve yaşamla ilgili? Evet, şimdi benim buraya zaten gelişimin emin olun tam sayamıyorum. Hani oturup sayamadığımdan dolayı tam bilmiyorum. 7 veya 8. konserim oldu. Burada dediğiniz gibi o kozmopolit yapı biraz daha böyle kendini hissettiriyor. Kendi konserimden diyeyim, yani her kesimden insan vardı. Her tür dünya görüşüne sahip insan grubundan insanlar vardı. Farklı memleketlerden buraya bir şekilde gelmiş ve burada yaşayan insanlar grubundan insanlar vardı. Evet, şimdi Elfida kim? Elfida ile ilgili tabii çok spekülatif haberler ve yazılar dolaşıyor. Neden öyle? Çünkü birebir benim eserim değil. Naçizane ben yorumladım. Yorumum da çok geniş kitlelerce kabul gördü. Çünkü benden önce okuyan sanatçı arkadaşımız da vardı. Siz okurken bu şarkıyı düşüncelerinizde ne var? Yani neler hissederek bu parçayı okursunuz? Evet. Şimdi zaten ben tarz olarak İnsanların sevdiği ya da beğendiği şeyleri okuyan biri değilim açıkçası. Sanatçı olma gibi bir iddiam da yoktu yıllar önce. Yani beni etkileyen, kendi sevdiğim eserleri kendim okudum. Zamanla bu kendi okuma şeklimi beğenenler de bizi dinlemeye başladı. Hani ben onu zaten o eseri beni yakaladı diye ben okuyorum. Yoksa birilerini yakaladı ve benden istediği değil yani. Mesela popüler kültürde çok eser var. İnsanlar diyor ki ya bunu niye okumuyorsun? Beni etkilemiyor. Yani ben sana nasıl oynayayım? Yalandan yani. Yani ben orada etkilenmiş gibi olayım. Hadi sen sevdin. Peki bunu görenler ne olacak? Beni birebir çok iyi bilenler ne diyecekler? Bu adam popüler olmak adına kendi olmaktan vazgeçti. O çok kötü bir durum. Çünkü benimsermeye mi o? Evet. Evet, son olarak insanla ne diyelim? Yani ben geldim, çok mutlu ayrılıyorum. Hem insanların ilgisi alakası anlamında, hem kendilerinin bize gösterdiği ilgi alaka anlamında, hem birbirimize verdiğimiz sözlerin, hatta sadece o sözlerin değil, sözleri de aşan karşılıklı böyle jest, güzellik tadında karşılıklı fedakarlıklarından kaynaklı. Ben eminim ki onlara sormuş olsanız onlar da bunlara yakın şeyler söylerler. Hiçbir kaygım olmadan bunları söylüyorum ki buraya ben 7-8 diyorum. Bunun 6'sı zaten belli arkadaşlarla geldik. Onlarla da bir sorun yaşamadan mutlu ayrıldık. Hani böyle bir zamanda da bir konserin olabileceğini bana gösterdiler. Teşekkür ederim onlara. Güzel insanlara bir dörtlük söyleyelim mi? İçinizden ne gelir? Olur. Hangi dizeler var? Şimdi sorunuz ve konuşmalarımız bizi bir yere getirdi. Onu okuyayım bir dörtlük. Olur mu? Zaten bizi şu an burada dinleyenler dörtlüğün kaynağını da bilirler. At ölür meydan kalır, it ölür şan kalır. At ölür meydan kalır, it ölür şan kalır. Kör olası dünyada, can gider zaman kalır, can gider ihanet kalır. Kör olası dünyada, can gider zaman kalır, can gider ihanet kalır. Zalimin zulmü varsa ey, sevenin Allah'ı var. Zalimin zulmü varsa ey, sevenin Allah'ı var. Ahım seni kör eder, vallahi billahi yar, vallahi billahi yar. Ahım seni del eder, vallahi billahi yar, vallahi billahi. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlarla devam ediyoruz. Sizler de aşkla ilgili alanlarda çok şanslısınız. Karşıt burcunuzdaki Jüpiter düz harekete geçti. Özellikle eşinizle olan sorunlar artık sona eriyor. Bekarsanız karşınıza yeni birileri çıkabilir. Aşkla ilgili alanlarda koçlar çok şanslı olacak. Özellikle 10 Ekim'e kadar her türlü fırsatları değerlendirebilirsiniz ki bu fırsatlar eşinizden size gelebilecek olan fırsatlar olabilir. Eşinizin kendisiyle ilgili, işiyle ilgili, yapacağı başarılarla ilgili fırsatları sizlere sunabilir. Ortaklarla yapacağınız tüm girişimlerde şansı, fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra kadersel dediğimiz tutulmalar bu yıl Aslan ve kova ekseninde gerçekleşecek. Tutulmalarla birlikte hayatınızda önemli gelişmeler yer alacak. Özellikle bu anlamda da aşkla ilgili yine şanslısınız. Özellikle aşk hayatınız önümüzdeki yıllarda daha da güzelleşecek. Bekar olanlar evleniyor, çocuk sahibi olmak isteyenler çocuk sahibi olabilirler. Sporcularımız ve sanatçılarımız da güzel başarılara imza atacaklar. Şans oyunlarından yana da siz sevgili koçlar şanslı olacağınız bir yılın içerisine giriyorsunuz. Arkadaşlarla zaman zaman ufak tefek sürtüşmeler olabilir. Bunlara dikkat ediyorsunuz ama genel anlamda aşkla ilgili en şanslı burçlarımızdansınız. Ve Londra turumuza Cyprus Meze Bar'daki kahvaltı ile devam ediyoruz. Pazar günleri ailenizi alın ve oradaki o güzelim lezzetlere gidin ve tadına bakın. Kıbrıs'ımızın kültürünün yansıtıldığı en güzel yemeklerin, kahvaltıların olduğu Cyprus Meze'ye gelin, hep birlikte gidelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, programımız tam gaz devam ederken pazar sabahında Cyprus Meze Bar'dayız ve sizi tanıyalım. Ben Berfin. Berfin Hanım, kahvaltıya geldiniz. Evet. Cyprus Meze Bar'da bir pazar sabahı kahvaltıdasınız. Kahvaltı nasıldı? Çok güzeldi, çok lezzetli. Kimin yaptıysa ellerine sağlık. Güzel yani, ortam da güzel. Arayıp da bulamadığınız ne vardı kahvaltıda? Burası açık büfe, hiç öyle bir yere gelmedim. Hiç çok güzeldi. Ne yemek isterseniz burada. Her şey var yani. Evet, her şey var. Kustüdü? Bio eksik evet. Bio eksik ha? Evet. İzleyicilerimize neler söylemek istedim? Burayı tavsiye ederim, gelin. O zaman afiyet olsun diyoruz. Teşekkürler. Evet, sizi tanıyalım. Benim de adım Berfin. Oo, hep Berfinlerin, iki Berfin'in arasında kaldık. Neyse, bir dilek dileyim. İnşallah olur dileğim, değil? İnşallah. Kahvaltıdaydın bugün. Evet, çok güzel her şey. Nasıl geçti kahvaltı? Çok bol çeşitler var, ortam çok güzel, servis çok güzel. Her şeyi beğendik, tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorum. Arayıp ve bulamadığın bir çeşit? Her şey var, istediğin her şey. Börekler çok güzel. Menemenler var. Güzel, yumurtalı, sucuklu güzel. Her şey var. Yok yani. Evet. Bir kuş sütü yok. O zaman bir kuş sütü yok. Evet. O zaman ne diyelim ekran başındaki izleyicilere? Burayı herkese tavsiye ediyoruz. Serap ablanın ellerine sağlık diyoruz ve programımız tam gaz devam ediyor. Kalkar, köy kızları saçlarına çiçekler takar. Antalya'dan Erenköye gemiler kalkar. Köy kızları saçlarına çiçekler takar. Haziran'da çok güzel bir konserimiz gerçekleşecek. Kıbrıslı sanatçımız sevgili Buray Londra'ya geliyor. Bununla ilgili detayları da Mustafa Bey'den öğreneceğiz. Evet, 23 Haziran 2017 Dominion Center'da gerçekleşecek. Buray Bey ile gerçekten de muazzam, enteresan bir insan. Söz yazarlığı yapan, yani beste yapan, hani gerçekten de çok ünlü bir sanatçı. Birçok film müziklerinde yer almış, film müziği yapmış. Ayrıca son zamanlarda çekmiş olduğu birkaç tane yani klip yapmış olduğu müzikler var. Enteresan, çok güzel müzikleri var. Bütün dinleyicilerini, kitlesini, böyle Buray hayranlarını bu konsere mutlaka bekliyoruz. Güzel parçaları var. Buray genç bir yetenek ve kendi yazdı dediğiniz gibi. Tüm şarkıları gerçekten de çok güzel ve duyumlarıma göre bir an önce gelmesi için sabırsızlıkla bekliyorlar. Aynen. Gece nasıl olacak? Dominion Center'de gerçekleşecek dediniz. Kaçta başlayacak? Gece kapımız 7'de açılacak. Gece saat 8 gibi falan başlayacak. 8 çeyrek gibi başlayacak. Ve yaklaşık 2 saatlik bir performans olacak. Yani burada yani gerçekten de eğlenmeyecek insanı göremiyorum. Bu Buray konserini kaçıranların büyük bir organizasyonu kaçırdığını göreceğim. Büyük bir konseri kaçırdığını göreceğim. Mutlaka bu yani bayağı ünlenmiş bir sanatçıyı yalnız bırakmamaları için, böyle güzel bir sanatçıyı yalnız bırakmamaları için herkesten rica ediyoruz. Bu konseri kaçırmayın. Bir daha böyle bir fırsatı bulamayabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. 23 Haziran Cuma gecesi Dominion Center'de Kıbrıs sanatçımız Buray'ın konseri gerçekleşecek. Biletlerini kimden alabilirler? Biletlerini online olarak Eventbrite.co.uk olarak alabilirler. Irmak Restoran, Fondizente, La Cave, Palmas Green, Aksular Kitchen, Chesant bölgesinde. Ayrıca Taksim Cafe Bistro, Haringey bölgesinde. Buralardan biletlerini satın alabilirler. Eğer şey yapamazlarsa poster üzerinde bulunan numaradan 07 500 870 386, yani direkt benden de alabilirler. Evlerine de direkt teslim edebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani ilginizi bekliyoruz. Bu güzel sanatçıyı yalnız bırakmalarınızı tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Çok güzel, muhteşem bir geceye tüm Kıbrıs Genç TV izleyicilerini bekliyoruz. Ve yayınımıza siz sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlarla devam ediyoruz. Jüpiter'in düz hareketiyle birlikte işle ilgili alanlarda çok şanslı olacağınız bir sürecin içerisine girdiniz. Özellikle 10 Ekim'e kadar iş yeri açmak, iş yerinizi değiştirmek, iş içerisinde değişiklik yapmak ve iş arkadaşlarınızla birlikte yeni projelere yön almak istiyorsanız güzel fırsatları yakalayacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Sağlığınız iyiye gidiyor. Ufak tefek sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Dolayısıyla 10 Ekim'e kadar hem sağlığınız düzeliyor, rutin kontrollerinizi yapıyorsunuz, hem de işle ilgili alanlarda çok şanslısınız. Bunun yanı sıra kadersel dediğimiz tutulmalar da 1,5 yıl içerisinde sizlere evle ilgili bir takım fırsatları getirecek. Ev alım, satım, kirayla ilgili alanlarda şanslı olacağınız bir buçuk yılın içerisine giriyorsunuz. Başka bir ülkeye taşınabilirsiniz, ev alabilirsiniz. Ev ve gayrimenkul ile ilgili alanlarda uğraşıyorsanız eğer daha çok ev alacağınız, ev emlak ve arsa ile ilgili alanlarda çok şanslı olacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Mirasla ilgili olaylar gündemde yer alabilir. Veya anne babanın sağlığı iyiye gidebilir. Anne babadan da destek görebilirsiniz. Ve yayınımıza bir dünya markası olan Bellona ile devam ediyoruz. Bellona'daki tasarımlar, trendler nelermiş, promosyonlar nelermiş? Gelin hep birlikte göz atalım. Sevgili izleyicilerimiz, Londra turumuz devam ederken Ponders'in High Street'te Bellona'dayız ve pazarlama müdürü Özkan Bey ile birlikteyiz. Evet Özkan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Özkan Bey, yaz geliyor, cıvıl cıvıl her taraf, Londra'da havalar da yavaş yavaş düzeliyor. Ama Bellona'daki yeniliklerini izleyicilerimiz merak ediyor. Bellona'daki yenilikler, öncelikle Bellona birkaç ürün grubunda yeni tasarımlar ekledi, yeni ürünler geliştirdi. Farklı renklerde, farklı desenlerde, yatak odası takımları, koltuk takımları, bunları bu yeni yılla birlikte piyasaya sundu, sürdü artık. Bunu Bellona.com.tr'den inceleyebilirler. Yatak odalarını, koltukları internette girip detayları inceleyebilirler. Bunun dışında bizim Mayıs ayında Türkiye Fabrika'nın başlattığı bir kampanya vardı. Bu kampanya... Çok teşekkürler herkese. Çok güzel ilgi gördü ve kampanyanın devamı geldi. Türkiye bu kampanyayı devam ettirme kararı aldı ve İngiltere özel bu büyük bir indirim kampanyasıydı ve bu kampanya şu an devam ediyor. Haziran ayında da aynı şekilde devam ediyor. Koltuk takımları, yatak odası takımları, coffee table, bütün ürün gruplarında bu indirimler devam ediyor şu an ve ben bu anlamda müşterilerimize gerek evlerinden, internet sitelerinden, Bellona.com.tr üzerinden ürünleri inceleyip kendileri için hangi ürün güzel, hangi ürün uygun, bunlara karar verip mağazamıza gelip daha detaylı bilgi almalarını önerebilirim. Aynı zamanda biz biliyorsunuz İngiltere'deki kalite standardı çok yüksek. Avrupa ülkelerine oranla çok daha yüksek. Kullandığınız ürünler sağlığa zararlı olmamalı. Kalite standartlarına uymalı, dayanıklılık standartlarına uymalı ve Bellona bu standartların hepsini yerine getirmiş bir mobilya markası. Bunu İngiltere'de de garanti süreleri sunarak, garanti kapsamı içerisinde ürünlerini satarak devam ettiriyor. Bunu belgeliyor bir anlamda. Örneğin FR testi, yani ateşe dayanıklı kumaş üretiyor Bellona ve bunu bütün mobilyalarında, koltuk takımlarında, yataklarında, yorganlarında kullanıyor. Ve FR testini geçmiş ürünler satıyoruz biz burada mobilya kumaşları olarak. Bu anlamda Bellona zaten uzun yıllardır sektörde var ve kalitesinde müşterilere ispatlamış durumda. Büyük indirim kampanyasından da yararlanmalarını, kaçırmamalarını, Haziran ayındaki bu güzel indirimi kaçırmamalarını öneriyorum. Facebook hesabımızda biz bunu sürekli yayınlıyoruz. Ürünlerimizi sürekli paylaşıyoruz. Hangi ürünlerin hangi indirimli fiyata satıldığını fotoğraflarıyla birlikte, detaylarıyla birlikte yayınlıyoruz. Buradan da inceleme yapabilirler ve beğeniyorlarsa tabii ki Bellona mağazalarımızı kuzeyde Lewisham High Street'te, güneyde Lewisham High Street'te, kuzeyde de Panduzen High Street'teki mağazalarımıza gelip yeni gelen ürünlerimiz var mağazalarımızda, inceleyip arkadaşlarımız kendilerine uygun ödeme kolaylıklarını da sunarak mobilyaları sahip olabilirler. Evet Özkan Bey, bu güzel indirimlerden sonra, bu güzel seçeneklerden sonra izleyicilerimize biraz da kurulum ve teslimatla ilgili bilgiler verir misiniz? Tabii, şimdi öncelikle Bellona stoklarında şu an çok sayıda ürün var. Hemen teslim ürünlerimiz var, özellikle döşeklerde, özellikle koltuk takımlarında. Hemen teslim ürünler var. Bu büyük kampanyadan yararlanıp bu hemen teslim ürünlere sahip olabilirler. Bizde teslimat her zaman olduğu gibi ilk günden bugüne kadar teslimat tamamen ücretsiz. Herhangi bir ekstra ücret ödenmiyor. Bununla birlikte ürünler garanti kapsamı altında paketleri müşterilerimizin evlerinde açılıyor ve ücretsiz olarak montajı yapılıyor. Buna da ekstra bir ücret alınmıyor. Ürünlerimizi biraz önce de söylediğim gibi bellona.com.tr'den girip inceleyebilirler müşterilerimiz. Aynı zamanda ürünle ilgili ölçüleri, farklı renk alternatiflerini daha detaylı olarak yine internet sitesinden bellona.com.tr'den inceleyebiliyorlar. Sosyal hesaplarımız, sosyal medya hesaplarımız facebook.com/bellona.london. Buradan da bizim yayınladığımız ürünlerin indirimli fiyatlarını takip edebilirler. Evet Özkan Bey, vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Londra turumuz devam ediyor. Ama sizler de Bellona'daki fırsatlardan yararlanmak için lütfen Ponderzen High Street'e veya Lewisham High Street'e uğrayınız ve bu güzelim mobilyalara sahip olunuz. Bu güzelim fırsatlarla. Evet, Londra turumuz devam ediyor. Ve yükselen ikizlerle astroloji turumuza devam ediyoruz. Sizler de aşkla ilgili alanlarda şanslı olacağınız bir süreye giriş yaptınız. Son 4 aylık süreç çok da kolay değildi. Belki sevgilinizle zaman zaman tartışmalar yaşadınız, ayrılıklar yaşadınız, bazı konuları halledemediniz, anlaşamadınız ama artık bitiyor. Ya yolları ayırdınız ya da artık bekarsınız. Yeni birileri artık hayatınıza gelecek. Çocuk sahibi olmak isteyenler güzel haberler alıyorlar. Çocuklarıyla sorunlar yaşamış olanlar da güzel haberler alıyorlar. Veya çocuk sahibi olmak isteyenler, çocuklarıyla ilgili yeni girişimlerde bulmak isteyenler güzel haberler alacakları bir sürecin içerisine giriyorlar. Sanatçılarımız, sporcularımız da yine ikizler burcundan, sanatla ilgili ve sporla ilgili uğraşanlar varsa borsa ve şans oyunlarından yana da şanslı olacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Bunun yanı sıra kadersel tutulmalar var. Yine aslan ve kova ekseninde olacak olan tutulmalar eğitimle ilgili sizlere güzel haberleri getirecek, başarıyı getirecek sizlere. Kitap yazmak, kontrat, sözleşmeler imzalamak istiyorsanız büyük başarılara imza atacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Yakın çevre ve kardeşinizden destek görebilirsiniz veya onların bir başarısı ortak olacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Zaman zaman yurt dışı bağlantılı işlerde ve yurt dışına yapacağınız tüm seyahatlerde ufak tefek sorunlar oluşabilir ama genel açıdan eğitimle ilgili, sözlerle ilgili, yazılarla ilgili başarılara, büyük başarılara imza atacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Ve Londra turumuza Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu'nun düzenlemiş olduğu balo ile, yıl sonu balosu ile devam ediyoruz. Okula destek amaçlı düzenlediler. Oradaki çocuklar eğlendiler, ödüller aldılar. Cyprus Meze'de gerçekleşen bu özel görüntüleri gelin hep birlikte izleyelim. Haftada bir gün eğitim yapan sizin okullarınızdaki kadar kaliteli, disiplinli folklor ekipleri yoktur. Rica ediyorum sizden. Gerçekten biz burada geçeceğiz. Biz burada çok kısa süreli, birazcık koordine amaçlı görev yapıyoruz. Ama siz burada kalıcısınız. Lütfen çocuklarınızı harcamayın. Lütfen hep elinizde Türkçe konuşun ve Türk okullarına destek vermeyi sürdürün. Buradaki öğretmenleri ve okul yöneticilerini tüm kalbimle biz onlara teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Bu kadar zorlu bir görevi bir sürü zorluklara rağmen yerine getirdikleri için. O yüzden herkesi onlara destek olmaya davet ediyorum. Biz de bir tane Türk Kadınları Derneği olarak destek olmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Afiyet olsun. Sonlular Derneği olarak her zaman gerek Kıbrıs, gerek Türkiye, gerek dünyanın herhangi bir yerinde ihtiyacı olan her ihtiyaçlı kısma elimizi uzatmışız, elimizi değdirmişiz. Ama en önemli bizim için Londra'da yaşayan çocuklarımız ve çocuklarımız için elimizden geldiğini yapmaya çalışacağız. Bana söz verdiğiniz için sevgili Serhat Hanım ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Her zaman birlikten kuvvet doğar. Tek elin nesi var, çok elin sesi var diyorlar. Hep birlikte olmanın, el ele vermenin mutluluğunu bugün de yaşıyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum. siz sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlarla devam ediyoruz. Sizler de evle ilgili alanlarda çok şanslısınız. Yaşadığınız yeri güzelleştirebilirsiniz. Ev içerisindeki içsel huzurunuzu yakalayacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Anne veya babanızdan destek görebilirsiniz. Her konuda maddi veya manevi destek göreceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Onların sağlık sorunlarıyla uğraşmış olabilirsiniz. Son 4 aylık süreç çok da kolay değildi sizler açısından. Duygusallık vardı. Ev içerisinde huzursuzluklar olmuş olabilir. Ev, alım, satım, kirayla ilgili tüm alanlarda başarılısınız Ekim ayına kadar. Bunun yanı sıra parayla ilgili konularda da çok şanslı olacağınız, kadersel bir takım değişim ve dönüşümlerin yaşanacağı bir buçuk yıllık sürecin içerisine girdiniz. Çok şanslısınız, kadersel bir değişim yaşayabilirsiniz. Belki iş almak istiyorsunuz, iş içerisinde terfi olacak, maaşınızda artış ve zam söz konusu olabilir. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız yapacağınız tüm yatırımlarınıza ve girişimlerinize dikkat edin. Çünkü çok büyük paraların kazanılacağı bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Ve yayınımızda Türkü Art Cafe'deki güzelim kahvaltıyla devam ediyoruz. Edmonton'da bulunuyor Türkü Art Cafe. O zengin kahvaltısına ve lezzetli kahvaltısına gelin hep birlikte göz atalım. Evet, sizi tanıyalım. Ben ada muhasebe sahibi Aysel Engizekli. Evet Aysel Hanım, bugün kahvaltıya geldiniz. Kahvaltı nasıldı? Çok güzel, harikaydı kahvaltı. Ozan Bey'le özellikle kahvaltı yapmak bir başkaydı. Evet, şimdi bir kahvaltı menüsüne bir baktığımız zaman pek gözüme olmayan bir şey görünmedi. Sizce olmayan bir şey var mı? Hayır, her şey çok güzel. A'dan Z'ye her şey düşünmüşler. Harika bir sunum yani. Ben ilk defa geldim buraya, çok beğendim. Şöyle Anadolu'nun bağrından çıkan bir kahvaltı türüyle Akdeniz mutfağından da esintiler girerek çok güzel bir kahvaltı düzeni yaratıldı. Evet. Çok çeşitli peynirler var. Her çeşit peynir, kavurmasından tutun, sucuğundan tutun, çemeninden tutun, yeşilliklerinden, salata çeşitlerinden, sıcak böreklerden, gözlemelerden, gerçekten çok güzel, çok beğendim. Öyleyse hep birlikte bizleri ekran başında izleyen izleyicilerimize neler söyleyelim? Hafta sonları gelmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel. Londra'da böyle şeylerin günden güne gelişerek oluşması insanları da mutlu ediyor. Gelen misafirler de mutlu oluyor. Aradığı her şeyi buluyor. Ortam çok güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Evet, sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Hanım. Hanım Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim, sizler. Böyle güzel bir kahvaltıya geldiniz bugün Türkü Art Cafe'de. Türkü Art Cafe'nin kahvaltı çeşitleri için neler diyeceksin? Çok yoğun kahvaltı çeşitleri var. Açık büfe olması daha büyük bir avantaj ve gerçekten güzel, çok memnunuz. Arayet'te bulamadığınız bir çeşit kahvaltı var mı? Hayır. Her şey var. Her şey mevcut burada. Öyleyse ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize neler diyelim? Kahvaltı, hele de hafta sonu kahvaltısı ailece yapabilecekleri güzel bir mekan. Yani her istedikleri kahvaltı çeşidini buradan eksiksiz, memnun bir şekilde ayrılabilirler. Buradan bulabilirler. Evet sevgili izleyicilerimiz, Türkü Art Cafe'deki kahvaltı programımız devam ediyor ve siz tanıyalım. Fatma Aydoğdu. Fatma'nın bugün sabah kahvaltıya geldiniz Türkü Art Cafe'ye. Evet. Kahvaltı nasıldı? Çok güzel, her şey çok güzeldi. Memnun kaldık. Arayıp da bulamadığınız bir çeşit var mı menüde, açık büfede? Yok, her şey çok güzeldi. Öyle özellikle istediğim bir şey yoktu yani, çünkü her şey var. Her şey var. Yeah, mükemmel. Birkaç örnek verebilir misiniz? Ya bir kuş sütü eksik, her şey tamam. Her şey çok güzel. Bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize ne diyelim? Elemanlarımız çok iyi, güler yüzlü. Pardon. Bizi ekran başında izleyen izleyicilerimize neler diyelim? Tavsiye ederim, kahvaltıya buyursunlar, gelsinler. Her şey çok güzel, her şey bol bol var. Kuş sütü eksik. Evet, sadece kuş sütü eksik. Her şey çok güzeldi. Yani amaç kahvaltı değil, ailenizle sosyal bir şekilde. Hep ailecek gelinebilir, arkadaşlarla aile toplantıları yani. Çok güzel vakit geçirmek için, yani kahvaltı yapmak için çok güzel bir yer. Samimi, güler yüzlü elemanlar, çok güzel. Siz değerli aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlarla devam ediyoruz. Sizler de geçtiğimiz son 4 aylık süre içerisinde bir takım tartışmalar içerisinde yer almış olabilirsiniz. Fikir ayrılıkları olmuş olabilir. Bunlar kardeşlerle veya yakın çevreyle ilgili olabilir. Belki kardeşinizle çok fazla tartışmalar içerisinde yer aldığınız, fikir ayrılıkları oluştu. Anlaşamadığınız konularda uzlaşmaya gitmeniz gereken alanlarda gidemediniz. Ama artık tüm bu sorunlar yavaşça bitiyor. İletişim güçleniyor. Dergi yazmak, kitap basmak gibi alanlarda çok şanslısınız. Arabanızı da değiştirebilirsiniz. Ekim ayına kadar bu fırsatları kullanmakta fayda var. Bunun yanı sıra sizin burcunuzda tutulmalar gerçekleşecek. Aslan ve Kova ekseninde olacak. 1,5 yıl içerisinde bir takım alanlarda başarı göstermeniz söz konusu olabilir. Kader değişimler. Bunlar sizlere daha da prestij, başarı getirecek, sizleri zirveye taşıyacak, büyük başarılar olacak. Bekarsanız evlenebilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz, başka bir yere taşınabilirsiniz. Ticaret hayatındaysanız yine büyük başarılara imza atacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Ve Londra turumuza Cyprus Meze Bar ile devam ediyoruz. Kıbrıs kültürümüzün en güzel yansıtıldığı eğlencesiyle, yemekleriyle burada yaşayan, Londra'da yaşayan halkımızın beğenisini kazandığı bu eğlenceye gelin, hep birlikte göz atalım. Gel bizi ansa da gözlerin kapansa da yıldızların altında yanmam, gönlüm yansa da ecelle beni ansa da gözlerin kapansa da yıldızların altında. En güzel mekanlarından olan Cyprus Meze Bar ile Londra turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım burayı kimler tercih etmiş bu hafta? Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Kanal benim ismim. Kanalcığım, nasılsın öncelikli olarak? İyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Bugün Meze Bar'ı tercih ettin. Doğum günün sanırım. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet, Kıbrıs'a gidemiyoruz. Çok özledik. Buraya geldiğimizde sanki böyle Kıbrıs havası var. Kıbrıs'a gelmiş gibi oluyoruz. Çok güzel. Gidemiyoruz dedim. Bir sebebi mi var? Yani iş güç, ancak tatillerde gidebiliyoruz. Sen de gitmiyor musun yazın? Temmuz'da geliyorum. Peki bugün doğum günün ve Meze Bar'ı tercih ettin. Evet. Sadece öylesine mi, yoksa hani sevdiğin için daha önce geldin mi? Evet, sürekli geliyoruz fırsat buldukça. Çok neyini seviyorsun? Hani Cyprus Meze Bar, Cyprus'un kültürünün yansıtıldığı bir yer ama... Evet. Biraz daha güzelliklerinden bahseder misin? Neden gelsinler? Eğlencesini seviyorum, müziğini seviyorum. Ortam çok samimi. Onu seviyorum. Yani çok rahat ediyoruz. Ailece geldik. Buradayız. Kimler var? Ailem var. Daha çok eşimin ailesi var. Arkadaşlarım var. Yani davet ederken hiç çekinmeden ediyorum. Çünkü seveceklerinden emin olduğum için çekinmeden davet ediyorum. İzleyicilerimize tavsiye ediyorsun. Evet, mutlaka. Siz daha önce geldiniz mi Meze Bar'a? Bir defa geldik. Evet. Nasıl? Sen seviyor musun buradaki eğlenceyi? Çok seviyorum. Çok güzel. En çok neyi seviyorsunuz? Müziğini, DJ'ini. Danslarımız çok güzel. Oynadınız mı bugün? Birkaç defa oynadık değil ya. Eşinizin doğum günü. Evet, bugün doğum günü. Çok happy birthday. Love you canım benim. Bir ırmak gölgeden ıslanca, biz de ikimiz kalsak yıldızların altında. Cyprus Meze Bar'daki söyleşimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda çok ünlü bir organizatör var, Roseco Events'ten evet. Mustafa Gül Beyefendi ile birlikteyiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Cyprus Meze Bar'ı tercih ettiniz. Neden? Daha önce gelmiştim, katılmıştım. İbrahim Bey'in gerçekten yönetimde güzel bir meze bar. Yani her geldiğimizde devamlı olarak mutluluk duyduğumuz, eğlendiğimiz bir ortam. Yemekleri olarak olsun, servisleri olarak olsun, gerçekten çok güzel bir ortam. Aile ortamında gelebileceğiniz, arkadaşlarına gelebileceğiniz, hani çok haz alabileceğiniz bir ortam olduğu için burayı tercih ettim. Ve bütün arkadaşlar da gerçekten de hafta sonu güzel bir zaman geçirmek istiyorlarsa Cyprus Meze Bar'ı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugün özel bir kutlama, yoksa öylesine? Yok, öylesine geldim İbrahim Bey'in daveti üzerine. Daha önce geldiğim için arkadaş bugün dedi ya bize buyurun misafirimiz oldu. Bize de katıldık. Çok güzel bir akşam geçiyor. Arkadaşlar gerçekten içeride güzel bir organize yapmışlar. Her şey çok güzel gidiyor. Mutluyuz, eğleniyoruz. Gayet güzel her şey. programımıza siz sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlarla devam ediyoruz. Sizler de parayla ilgili alanlarda çok zorlandınız. Paranızı kontrol edememiş olabilirsiniz. Son 4 aylık süreç çok da zordu. Ekim ayına kadar şansınız açılıyor. Parayla ilgili alanlarda çok şanslı olacaksınız. Şans, bolluk ve bereket, fırsatlar, parayla ilgili fırsatlar sizlere gelecek. Bu fırsatları değerlendirin ama kontrollü gidin. Çok fazla paranın gelebileceği gibi çok fazla paralar da sizden gidebilir. Bunun yanı sıra tutulmalar da gerçekleşecek demiştik. Özellikle sağlıkla ilgili ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. İş değişikliğini düşünüyorsanız dikkatli olmakta fayda var. Yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmak, elinizi taşın altına koymak, özellikle yardım kuruluşlarında bir takım başarılara imza atmak için güzel bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Bunun yanı sıra eşinizin işinde de güzel başarılar olacak. Yükseliş, terfi, iş değişikliği söz konusu olabilir. Ve yayınımıza Londra Haber Magazin'in sorusuyla devam ediyoruz. Bizler de bakalım bu hafta neler sormuşuz ve ne gibi cevaplar almışız. İzliyoruz. Haber Magazin'in özel sorusuyla Londra turumuza devam etmek istiyorum. Her hafta özel sorumuz oluyor izleyicilerimize. Bu hafta sormak istiyorum. Bir bayan olarak erkeklerde sevmediğin 3 şey söyle. Hemen böyle aklına gelen 3 şeyi sevmiyorum bu erkeklerde. Dağınık, bazıları kaba, eşim değil. Sevmediğim... Yani eşimde çok böyle fazla aksi yönünü görmediğim için söyleyemeyeceğim ama fazla dağınıklığı sevmiyorsun, kaba oluşlarını sevmiyorsun ve... Hepsi değil tabii ki de, bayanlara göre kaba oluyorlar. Bir de çok dakikler. Dakik mi? Bize göre dakikler. Bence bayanlar biraz daha dakik, onlar daha omursuz gibi geliyor bana. Yapacakları çok az şey olduğu için dakik oluyorlar. Biz bayanlar çok böyle ahtapot gibi çalıştığımız için daha çok zaman alıyor, az iş yapacak. Peki size sormak istiyorum. Bayanlarda beğenmediğiniz 3 şey söyleyin. Hemen aklınıza gelen. Ne sevmiyorsunuz? Bayanlar of aman fikrini çok değişiyor. Çok değişiyorsunuz. Kararsız. Bazen çok konuşuyorsunuz. Çok konuşurlar. Ben illa bir şey yapalım hemen dön. Yani şimdi istiyorlar. Evet. Bekle, sabırsız. Evet. Sabırsızlar. Öyle. Tamam. Evet. Okay. Bu erkekler bizi bazen çok kızdırırlar. Hoşumuza gitmez bazı huyları. Senin en çok sevmediğin 3 böyle bu erkeklerin huylarından 3 tane beğenmediğin nedir? Hep kadınlar gibi yalanını sevmeyi, yalan söylemelerini, aldatmalarını, dürüst olmalarını beğenirim. İşte öyle. Geçti mi başından bir tecrübe? Olabilir. Tamam. Çok derinlere girmeyelim. Dürüst olsunlar, eşlerini sevsinler ve aldatmasınlar değil mi? O zaman her şey daha güzel olur. Evet, tabii. Bu erkeklerde sevmediğin 3 şeyi söyle bana hemen. Sevmediğim 3 şey beni bekletmesi, yalan söylemesi. 3. şey de hesabı bana ödetmesi. Aa, oldu mu öyle bir şey? Aa. Hı? Herhalde. Gönder gitsin. Gönderdim zaten. Nurcan'ın talipleri varsa hesabı ödeyecek. Evet. 1. Ve çiçek getirecek. Çiçek getirecek. 2. Yalan söylemeyecek. Öbürü neydi? Saatinde beni bekletmeyecek. Ben bir hanım olarak çabuk hazırlanıyorum. Lazy insanı sevmiyorum. Erkeklerde sevmediğin 3 şeyi hemen söyle. Şimdi. Aman. 3 şey. Aman. 3 şey. Sadece 3 şey mi var? Dur bakalım. 3 şey. 1. Neyini söyleyeyim yani çok var. Aklına gelen ilk şeyi söyle. Neyi sevmezsin? Verir tutmaz mı? Çok şey ister mi? Para vermez mi? Eve geç mi? O sorun yoktur. Biraz genel de olabilir. Yani onda olması gerekmiyor erkeklerde yani. Genelde etrafa bıraktığın zaman. Yok benimkine bakayım da söyleyeyim. Hadi içini boşalt bu akşam. Dağınıktır. Dağınık. Olmadı işte. 2. Boşuna mı evlendin? Temizliği sen yapacaksın. Bir şey istediğinde de Almanya'da vermen küsmesi. Aman bu adamların hepsi küser. Çok kaprislidir. Çocuk, gerçekten çocuk gibi. Başka? Çocuk gibisin. Tamam, başka? Başka, üçüncü. Üstü küser, dağınık, öbürü üç. Müdahale yok lütfen, müdahale. Kendi aranızda konuşmayın. Tez sinirlenmesi. Erken sinirleniyor. Erken. Neden? Suçludur da onun için. Hem suçlu hem güçlü. Ha, tamam. Hem suçlu hem güçlü. Erken sinirlenir, dağınıktır. Öbürü de neydi? Alıngandır. Alıngan. Tamam. Alıngan. Şimdi ama yandın şimdi çünkü ona soracağım. Kadınlarda sevmediğin üç şey. Ha. Aldı mikrofonu aldı. Şimdi kadınlarda üç şey. Bir, kadınlarla asla hayatta shopping'e gitmeyeceksin. Neden? Aman. Allah. Daha iyisi şop alsınlar zaten. Tamam. 5 dakikalığı 3 saat olur, 4 saat olur, 5 saat olur. Bir, alışverişe gitmeyin. İki, kadınlarda. Hadi. Ütü yapmayı bilmezler. Ben bilmem. İki. 20 sevmedin mi ya? Bir de üçüncüsü en sevmediğim bir şey. Kocayı kapıda beklemeyi, hoş geldin canım demeyi bilmezler. Ha. Olmadı şimdi. Ne oldu? Yandık. Tamam. Tamam, gel bir deneme yapacağız şimdi. Şimdi ben geldim, sensin, kapıyı çaldım. Tık 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 tık. Aç kapıyı. Hadi girdim, nasıl karşılayacağım? Hoş geldin görmeyeceğim. Demiyor musun? Yok. Ara sıra derim ya. Senin yorgun oldum. O şarkı var. Mutfaktayım, koşturayım, geleyim kapıya da açayım da deyim hoş geldin. Tamam, kapı da açılacak, evde tertipli olacak, çok da alışverişe gidilmeyecek. Sevgili Londra Haber Magazin izleyicileri, bunlar doğum gününü kutladık, uzatmayalım, kavga etmesinler. Bizden şimdilik. Serhat çok teşekkür ederiz bizi. Herkese selamlar. Gençliğe şey ettiğiniz için, davet ettiğiniz için. Herkese sevgi ve saygılar gönderiyoruz. Siz sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlarla devam ediyoruz. Zorlu bir yıl geçirdiniz. Geçtiğimiz senelerde tutulmalar sizin burcunuzda olmuştu ve kadersel bir takım değişim ve dönüşümler yaşadınız. Bunun yanı sıra Jüpiter sizin burcunuzdaydı. Geçtiğimiz sene Eylül ayında Jüpiter terazi burcunda düz hareketindeydi. Fırsatları yine yakaladınız ama son 4 aydır gerilemesi vardı. Bazı alanlarda çok zorlandınız. Bir takım kişilerle ters düştünüz. Şansınız iyi gitmedi. Şansınızın kısıtlandığını hissettiniz ama Ekim ayına kadar çok şanslısınız. Her anlamda çok şanslı olacağınız bir yılın içerisine giriş yaptınız. Ekim ayına kadar tüm fırsatları değerlendirin. Karşınıza çıkacak olan tüm fırsatları ve size sunulacak olan güzellikleri mutlaka kullanın. Bunun yanı sıra kadersel tutulmalar da yine arkadaş halinizde gerçekleşiyor. Çok istediğiniz, umut ettiğiniz, hayal ettiğiniz, gönülden istediğiniz bir dileğiniz gerçekleşiyor. Arkadaşlardan destek göreceğiniz, toplum önünde daha çok beğeni kazanacağınız, sosyalleşmek isteyeceğiniz, değişik kültürden arkadaşlar edineceğiniz ve bu edineceğiniz arkadaşlar da sizlere hayallerinizi gerçekleştirmek açısından fırsatlar sunacak ki bu anlamda çok şanslı olacaksınız. Ve yayınımıza Cyprus Paradise ile devam ediyoruz. Tatile gitmek istiyorsanız mutlaka Cyprus Paradise'dan uğrayın. Yolunuz Cyprus Paradise'a düşsün çünkü en ekonomik fiyatlar, uygun fiyatlar ve güzel tatil, en güzel oteller Cyprus Paradise'da. İzliyoruz. Sevgili Londra Haber Magazin izleyicileri, Londra turumuza tatilin adresi Cyprus Paradise ile devam ediyoruz. Yanımızda Sayın Kenan Bey var. Kemal Bey bizlere Girne bölgesinde bulunan otellerden bahsedecek bu hafta. Kemal Bey nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Her hafta izleyicilerimize çeşitli otellerden bahsediyoruz. Bu hafta sanırım Girne bölgesindeyiz ve bizlere Malpas ve Piabella oteli tanıtacaksınız. Öyle mi? Evet, öyle. Öyleyse Malpas'la başlayalım. Başlayalım. Malpas Otel, Girne'nin az doğusunda, yani Girne şehrinin az doğusunda, Beşparmak yamaçlarında Girne'ye ve Akdeniz'e hakim bir pozisyonda kurulmuş bir otel. 5 yıldızlı lüks otellerimizden bir tanesi. Malpas Otel'in ücret olarak şu an bir kampanyamız bulunmakta. Bu kampanya ile de 299 pound'dan başlayan ücretleri bulunmakta. 299 pound Kasım ayı, yani kış dönemi dediğimiz ama halen İngiltere'de yaşayanlar için yaz olan Kıbrıs mevsimine ait 299. Yazın sıcak dönemini tercih ediyorlarsa onlar için de güzel ücretlerimiz var. Haziran ayı 399, Temmuz ayı 449. Uygundan başlayan uygun fiyatlarımız var. Paket bir hafta tatil, paket tatil, uçak accommodation dediğimiz konaklama, yarım pansiyon, yani sabah kahvaltısı, akşam yemeği, her şey dahil, transferler dahil. Yani Ercan Havaalanı'na vardıklarında kendilerini lüks ve konforlu, klimalı araçlarımız alıp otele götürüp tekrar aynı şekilde dönüşü sağlarlar. Ve sıradaki otelimiz Piabella sanırım, yine Girne bölgesinde çok güzel otellerimizden olan ve tercih edilen otellerimizden. Evet, aynen. Piabella Hotel 4 yıldız, Girne merkezine yürüme mesafesinde. 7 yıldır üst üste Certificate of Excellence ödülünü kazanmış, hakikaten popüler, çok iyi hizmet sunan bir otel. Burada da kampanyamız var Piabella Hotel'de. Piabella Hotel'in ücreti kahvaltı dahil Temmuz-Haziran ayı içerisinde 363 pound. Temmuz ayı içerisinde 399 pound. Yani yaz dönemi için ideal bir pozisyona sahip. İki tane yüzme havuzu mevcut. Girne'nin çevre bölgelerine, Girne merkezine ulaşımda yürüyerek çarşıya ve limana inebilecekler. Aynen. Evet. Bunun yanı sıra tabii ki her türlü aktivite de mevcut. Bunları da tatil serüveninde detaylı veriyoruz zaten. Ben ödeme kolaylıklarına da geçmek istiyorum. Çünkü hem uygun ödemeler var, hem de taksitlendiriyorsunuz. Yani hem alabileceğiniz, gidebileceğiniz doğrultuda fiyatlar, herkesin cebine doğrultuda hitap eden fiyatlar var. Hem de ödeme kolaylıkları var. Bunlar nelerdir? Evet, ödeme kolaylıklarımız %0 faizle bir bakiyeyi, yani tatil miktarını 49 pound bir depozit verip garantileştirdikten sonra geriye kalan miktarı da %0,1 faizle belli bir döneme yayabiliyoruz. Yani o imkanı sunuyoruz. Bunun dışında kredi kartla ödemek isteyen izleyicilerimize diğer şirketlerde olduğu gibi kredi kart charge'ı diye bir charge'ımız yok. Yani hiçbir ek ücret almadan kredi kartıyla da ödeyebilirler, debit kartıyla da ödeyebilirler. Ve kredi kartı üzerinden taksitlendirme yapabilirler ve diğerlerse size gelip 49 pound verip de gideceği güne kadar ödemeyi de taksitle yapabilirler yine. Tabii, evet. Çok güzel fırsatlar veriyor Cyprus Paradise. Bunun yanı sıra sizlere nasıl ulaşabilirler? Hangi bölgesindesiniz? Onlara daha yakın oldunuz, geldiniz. Nasıl, burada olmak daha mı güzel? Tabii burada vatandaşlarımızın arasında olmak, Türk toplumunun arasında olmak ayrı bir geliyorlar mı kahveye? Kahveye davet ediyoruz. Kahveye geliyorlar, çaya geliyorlar. Buyursunlar, gelsinler. Çekilişe geliyorlar. Formları dolduruyorlar. Tabii, evet. Yarışma çekilişimiz var. Formaları dolduruyorlar. Bilgi alıyorlar. Broşür, lifletlerimiz var. Tabii. Ayrı ofis içerisinde sürekli yenilediğimiz, tazelediğimiz bilgi panoları var. Onları gelip görebiliyorlar. Çok sıcak ve aile atmosferi içerisinde hem tatillerini gerçekleştiriyorlar hem de sevgi bağlarını güçlendiriyorlar. Çünkü Cyprus Paradise çok köklü bir firma. 25 yıldır sanırım turizm alanında görev veriyor. Öyle değil, evet, mi? Uzun bir yıl, 25 yıldır sivil havacılık lisansı ile, APTA üyeliği ile, AYATA üyeliği ile, yani seyahat endüstrisinde ki tüm lisanslara haiz. 4 yıldır üst üste British Travel Awards'u kazanmış. Ödülüne layık görüldü. Evet. Çok teşekkür ederim. Londra turumuzu burada noktalamak zorundayız. Gelecek hafta yine Cyprus Paradise'da diğer otellerimizin tanıtımına da geçeceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Cyprus Paradise ailesi olarak halkımıza sunmuş olduğunuz hizmetlerinizden dolayı. Gelecek hafta yine Cyprus Paradise'da sizlere en güzel tatil fırsatını yaşatmaya devam edeceğiz. Buradan ayrılıyoruz. Fakat Londra turumuz tüm hızıyla devam ediyor. yolculuğumuza siz sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlarla devam ediyoruz. Zaman zaman elde olmayan sorunlardan, olaylardan dolayı bunalmış olabilirsiniz. Bir takım olayları kontrol edemediniz. Kontrolünüzün dışında olaylar gelişti ve sıkıldınız, bunaldınız. Belki bir takım şeylerle yüzleşmeniz gerekti. Daha iyimsersiniz, daha hoşgörülüsünüz. İyimser ve hoşgörülü olmayı öğrendiniz yaşadığınız olaylardan dolayı. Bağımlılıklarla ilgili uğraşanlar varsa, bağımlılıklarla ilgili sorunlar yaşayanlar varsa tüm bu bağımlılıklar da artık sona eriyor. Ekim ayından sonra çok şanslı olacak. Artık dersinizi aldınız. Ekim ayından sonraki bir yıllık süreçte tüm fırsatları kullanabilirsiniz. Ama başka bir güzellik var. Kadersel dediğimiz olaylar sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Tutulmalarla birlikte iş hayatınızda bir değişim söz konusu olacak. Terfi, yükseliş, toplum önünde daha çok beğenilirlik, göz önünde olma, patronunuzdan övgüler alma, kariyer ve hedef değiştirmek. İşte tüm bu fırsatları tutulmalar sizlere sunacak ve bu fırsatları mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor. Yurt dışına daha çok seyahat edebilirsiniz. Yeni bir iş, yeni bir terfi hayatınızda söz konusu olabilir. Ve yayınımıza Noyanlar İnşaat ile devam ediyoruz. Kıbrıs'ta yer almak istiyorsanız mutlaka gidebileceğiniz en önemli yerlerden biri de Noyanlar İnşaat olsun. Gidin de oradaki projelere sizler de yakından bakın. Yetkili kişilerle görüşün ve sizler de ev sahibi olun. İzliyoruz. Merhaba değerli izleyiciler. Ben Noyanlar İnşaat, Yurtdışı Satış Müdürü İsmail Emin. Bugün sizlere Long Beach bölgesinde yapmış olduğumuz ve yapacağımız projeler hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle size Noyanlar Grup hakkında bilgi vermek istiyorum. Şirketimiz 43 yıl önce kurulan Kuzey Kıbrıs'ın en eski inşaat şirketlerinden ve şu an faaliyette olan en eski şirketlerinden biri. Şirketimiz ilk önce projelerine Mausa bölgesinde başlamış olup son 7-8 yıldır da bu güzel sahil bölgesi olan Long Beach'te projelerine devam etmektedir. Yaklaşık 8 yıl önce bu bölgede merkez ofisimizin inşaatını tamamladık ve daha sonrasında hemen merkez ofisimizin arkasında bulunan Site 11 adını verdiğimiz kiralık dairelerimizi inşaatını tamamladık. Şirketimiz her yıl 20-25 civarı yurt dışında fuara katılmaktadır. Bu fuarlardan tanıştığımız ve bölgemizi anlatmaya çalıştığımız müşterilerimizi Site 11 projemizde ağırlamaya özen gösteriyoruz. Bunun dışında Site 11 projemizden sonra hemen benim şu an solumda kalan Site 15 projemizin inşaatına başladık. Burada da 1+1, 2+1 ve daireler dışında 2+1 villa seçenekleriyle müşterilerimize geniş bir portfolyo hazırlamaya özen gösterdik. Daha sonrasında bölgede şu an bulunduğumuz ve denize en yakın apartman kompleksi olan Site 16 projemizi hazırladık. 202 konuttan oluşan Sea Life Residence projemizde 1+1, 2+1 ve stüdyo daire seçenekleri üzerinde çalışarak bunları müşterilerimizin beğenisine sunduk. 6 bloktan oluşan Sea Life Residence projemizde şu ana kadar yaklaşık %70 oranında satış başarısı yakalamış durumdayız. Long Beach bölgesinde denize en yakın apartman kompleksi olan Sea Life Residence projemizde 2 dakika içerisinde yürüme mesafesinde denize varabilirsiniz. Sea Life Residence projemizin içerisinde kafe, bar, kuaför, akualı yüzme havuzu gibi olanakları da bulabilirsiniz. Şimdi de size çalışmakta olduğumuz ve Kuzey Kıbrıs'ın en büyük projesi olan Royal Sun Residence projesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Denize yaklaşık olarak 6 dakika yürüme mesafesinde olan Royal Sun Residence projemiz 3 etaptan oluşan bir projedir. Projemiz içerisinde toplamda 1000 konut yer alacaktır. 3 etaba ayırdığımız projenin birinci etabı şu an itibariyle bitmiş ve taşınmaya hazırdır. İkinci etabı bu yıl ve önümüzdeki yıl 2017 yılında bitmiş olacaktır. Üçüncü etabımız ise 2018 yıl sonunda ve 2019 başlarında biterek tüm projemizi tamamlamayı hedeflemekteyiz. Müşterilerimiz için hazırladığımız 7 farklı ev modeli içerisindeki daire seçeneklerimiz stüdyo, 1+1, 2+1, 2+1 yarı müstakil villa, 3+1 yarı müstakil villa, 2+1 penthouse gibi farklı seçenekleri proje içerisinde yer vererek her kesime hitap etmeye çalıştık. Müşterilerimiz için hazırladığımız 7 farklı ev modeli dışında farklı olanakları da projemiz içerisinde yer vermeye çalıştık. Bunlar hakkında kısaca bahsetmem gerekirse, projemizin hemen girişinde süpermarketimiz ve güvenlikli bir girişimiz bulunmaktadır. Onun dışında projemizin içerisinde 3 adet havuzumuz, kapalı yüzme havuzu, spor salonu, masaj ve sauna gibi seçeneklere de yer vermeye çalıştık. Bunun dışında projemizi çevreleyen bir de bisiklet ve yürüyüş parkurumuz bulunmaktadır. Bunun yanında sizlere şirketimizin 43. yılı sebebiyle 5 Ağustos akşamı açtığımız Royal Life Residence projesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Royal Life Residence projemizle birlikte Long Beach'te ev sahibi olmak isteyen herkese fırsatlar yaratmaya çalıştık. Royal Life Residence projemizi içerisinde yine Royal Sun projemizde olduğu gibi farklı olanakları ve farklı hizmetleri müşterilerimize sunmaya özen gösterdik. Projemiz toplamda 6 bloktan oluşacaktır. Denize en yakın olan bloklarımız kiralık daireler olarak hizmet verecektir. Bunun yanında projenin hemen ortasında bulunan 2 adet yüksek 16 katlı apartmanımız ise satış yönünde müşterilerimize hizmet verecektir. Bu apartmanlar içerisinde stüdyo dairelerimiz, 1+1 dairelerimiz ve isteğe göre 2+1 daire seçeneklerimiz müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Tatil bölgesi olması yanında Long Beach bölgesi ayrıca çok önemli bir yatırım bölgesi haline gelmiştir. Son 8 yılda bölgemizde yaptığımız yatırımlar ve bölgenin bize kattıklarıyla birlikte Long Beach bölgesi çok değerli bir yatırım alanı haline gelmiştir. Bu yüzden Royal Life Residence projemizin de tatille birlikte çok iyi bir yatırım projesi olacağı inancındayız. Müşterilerimize dairelerini kullanırken para kazanma fırsatı verdiğimiz kira garantisi hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Kira garantisi kapsamında müşterilerimize sahip olduğu dairelerini 20 gün yılın farklı zamanlarında kullanma şansı veriyoruz. Ve bu 20 günün dışında da müşterilerimize 1 yılın sonunda stüdyo daireler için 1800 pound, 1+1 daireler için 2400 pound, 2+1 daireler için ise 3000 pound yıllık ödeme yapmayı garanti ediyoruz. Daire ve ev satışlarımızın dışında bu güzel bölgenin tadını çıkarmak isteyen müşterilerimiz için kiralık daire ve kiralık araç servisimizle de hizmetinizdeyiz. Projelerimiz hakkında daha detaylı bilgi için Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ağlarından, İngiltere'deki temsilcilerimizden ve Kıbrıs'taki merkez ofisimizden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Siz sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlarla devam ediyoruz. Sizler de arkadaşlarla bir takım sorunlar yaşadınız. İşten elde edilen gelirlerde sorunlar oluştu. Onları çözme aşaması içerisindeydiniz. Son 4 ay sizleri çok yormuş olabilir arkadaşlar. Ama artık düzeliyor. 9'undan sonra 10 Ekim'e kadar arkadaşlardan yardım ve destek göreceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Gruplarda, organizasyonlarda daha fazla boy gösterebilirsiniz. Bir takım şeyleri organize edebilirsiniz. İşten elde edilen gelirlerde yükselme, artış ve başarı söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra kadersel dediğinden tutulmalar da yine basın, medya, yayıncılıkla ilgili alanlarda gerçekleşecek. Yurt dışına daha çok seyahat edebilirsiniz. Yurt dışından kişiler de daha çok işbirliği içerisine girebilirsiniz. Bekarsanız yurt dışından bir takım kişilerle flörtleşmeler, yazışmalar oluşabilir. Evlilik kararı alabilirsiniz veya yurt dışına taşınmayı düşünebilirsiniz. Bu anlamda çok şanslısınız. Yani hem arkadaşlarla ilgili alanlarda çok şanslısınız, hem de yurt dışına taşınmayı düşünüyorsanız harekete geçebilirsiniz. Oğlak ve yükselen burcu oğlaklara baktığımız zaman kariyerle ilgili bir takım sorunlar yaşadınız. İş değişikliğini zaman zaman düşünmüş olabilirsiniz. Patronunuzla çekişmeler, tartışmalar, fikir ayrılıkları oluşmuş olabilir. Artık sona erdi tüm bu sıkıntılar. 10 Ekim'e kadar işle ilgili bir takım girişimlerde bulunuyorsunuz. Müracaatlar, terfi, yükseliş söz konusu olabilir. Maaşınızda artış veya zam da bekleyebilirsiniz. Yurt dışından bir takım kişilerle görüşmeler olabilir sizin de. Yine kariyerle ilgili alanlarda yön değişikliği, kariyer içerisinde büyüme, yükseliş, terfi, toplum önünde daha fazla belirgin olma, topluma daha çok faydalı işlerde bulunmak açısından girişeceğiniz bir takım projelerde başarıyı yakalayabileceksiniz. Kadersel dediğimiz olaylar sizin parahanenizde gerçekleşiyor. Tutulmalar parahanenizde gerçekleşiyor. Alacak, verecek, vergiler, nafakalar, primlerle ilgili alanlarda çok şanslısınız. Eşinizden veya ortağınızdan maddi açıdan destek göreceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Zorlu bir miras işiniz olmuş olabilir, hallediyorsunuz. Önümüzdeki 1,5 yıllık süreç parayla ilgili alanlarda sizlere fırsatları sunacak. Eşinizin işinde güzel başarılar var. Parayla ilgili yükseliş ve söz konusu olabilir. Ve yayınımıza eğlencenin en güzel ve en büyük mekanlarından olan Cyprus Garden ile devam ediyoruz. Oradaki eğlenceler tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçılarımızın performansları olsun. Eğlenceler, partiler, kutlamalar, yemeler, içmeler çok güzeldi. İzliyoruz. Evet, Garden'da doğum günü kutlamalarıyla devam ediyoruz. Yanımızda çok tatlı bir hanımefendi var. Bugün onun da doğum günüymüş. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkür. Sizi tanıyabilir miyiz, isminiz? Evet, Bülkay. Bilkay Hanım, bugün doğum gününüz. Daha nice mutlu yıllara diyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun. Bizler de Londra Haber Magazin ekibi olarak yaş gününüzü kutluyoruz. Nasıl geçti? Burada eğlence nasıldı bugün? Teşekkür. Çok güzel geçti. Ailemizle birlikte. Sürpriz miydi yoksa siz mi istediniz burada kutlamayı? Yok, hep anlaştık da geldik. Burayı tercih ettiniz. Evet. Evet. Neden burayı tercih ediyorsunuz? Daha önce geldiniz buraya. Evet, geldik çok defa. Güzel eğlendik. Onun için kendim geldim. Memnun kaldınız. Nasıl buradaki eğlence? Cyprus Garden gerçekten de Kıbrıs'ı aratmıyor bizlere, değil mi? Evet, güzel. Müzik güzel. Eğlence güzel. Toplantı güzel. Evet. Her şey çok güzel. Evet. Oynadınız mı? Evet. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Bu akşam doğum gününüz sanırım. Evet. Nasıl geçiyor eğlence burada? İyi, çok güzel geçiyor. Kimlerle geldiniz? Eşimle geldim. Onu arrange yaptı yoksa sen mi? O arrange yaptı. Romantik midir? Olabilir. Ara sıra da istediğinde. İstediğinde romantik olabilir. Tamam, kimlerle geldiniz? Baş başa mısınız yoksa? Baş başa geldik, sonra arkadaşlarımız da buradaydı, katıldı bize. Cyprus Garden'daki eğlenceler nasıl? Çok güzel bence. Yani çok ben gelmem genç eşim daha çok gelir benden ama. Biz onunla sık sık geliriz, oynarız da karşılıklı, göbek atarız. Güzel yutlu, güzel yutlular, omorfa. Ne varsa bu omorfalarda var zaten. Eğlence bunlar da. Doğru, bizde. Biz öyle büyüdük. Ya, yani. Peki gelmek isteyenlere neler söylersin? Buranın yemekleri, eğlencesi nasıl? Vallahi güzel. Geldiğiniz zaman değiyor mu geldiğinizde? Ya değiyor, gerçekten değiyor. Yani geldiğimizde hep eğlenirik, oturmayı istemeyik, daima ayaktayık. Ayaklarımız tabii koptu ama daha da isterik yani, daha da oynamayı isterik. Kıbrıs yemeklerimiz, müziklerimiz burada. Kıbrıs'ı aratmıyor Cyprus Garden. Yok, aratmaz yani. Hediye geldi mi bugün hediye? Yok. Hediye sonra. Sonra tamam, bundan sonra. Tamam. Sen nasılsın? Çok iyiyim Duygu. Vallahi bu akşam bir sürpriz yapalım dedik ama sürpriz olmadı. Nasıl yani? Ben sürprizi hiçbir zaman beceremem. Neden? Söylerim. Dedim nereye gidelim? Çünkü ben seçme yapamam hiçbir zaman yani. Doğum günü özel bir günde. Dedim bu akşam sürpriz diye bir şey yok. Bu akşam gidiyoruz Cyprus Garden'a eğlenceye. Başka bir şey istersen bu mutlu gününde gidelim. Sen bilin dedi. O zaman geldik buraya. Çünkü eğlencenin durağı her zaman evet, Cyprus Garden olduğu için burayı tercih ederiz. Bizim mekanımız. Kiminle röportaj yaparsam yapayım. Cyprus Garden bizim yerimiz diyorlar. Aileyiz. Sen de onu hissediyor musun burada? Hissediyorum Duygu. Çünkü fazla eğlence mekanı kalmadı. Yani güzel hani ortam, eğlenecek yer kalmadı. Buraya geldiğin zaman rahat hissediyorsun. Evet, hissettiriyorlar. Evet. Rahat olduğumuz için burayı tercih ederiz. Evet. Sonuçta ne yazar? Cyprus'u. Cyprus Garden. Eşinin doğum gününü kutla bakalım. Doğum günün kutlu olsun canım. Tebrik ediyoruz onları. Daha nice mutlu yıllara. Az değilsin. Artık bir cezinde bulacaksak bulamayacaklar artık. Kırmızı kart yedik sayende. O da biraz önce kırmızı kart yedi ama haberi yok. Bu? Oh iyi oldu bak. İçim biraz şey oldu hafifledi. Duygudan geldi. Yaşa be Duygu. Köylüsün. Daima bana ipucu ver daima bundan. Güzel omurfa dayanışması. Tabii anladın. Leymos'un ve omurfa dayanışması. Öyle mi? Peki çok teşekkür. Ne varsa Leymos'unlularda vardır. Nasılsın Nurcan'cığım? Teşekkür ederim. Çok mersi. İyiyim. Nasıl burada eğlence? Sürekli geliyorsun sanırım. Evet. Her zaman buradayım. Kalitenin yeri Cyprus Garden'dır. Gerek yemekleri olsun, gerek müzikleri olsun, gerek personel olarak olsun. Her şeyle bir numaradır. Harika bir yer diyorsun, evet. Tavsiye ediyorsun yani. Evet. Geldikleri zaman evet. O hafta içi çalışıyoruz zaten, çok yorgunuz. Evet. Ben çok yoğun bir çalışan insanım. Bir gün kendimi ayıracaksam orası Cyprus Garden oluyor. Burada aile gibiyiz, aile ortamı var. Ben yalnız geliyorum buraya, arkadaşlarımla. Herhangi bir sorunumuz yok, her şey dört dörtlük. Çıkın gelin. Çok güzel. Bu akşam kimlerle birliktesin? Doğum günü mü yoksa özel bir eğlence mi vardı? Yoksa? Arkadaşımın doğum günü. Kay arkadaşımın. Arkadaşım başka bir yere gidecekti. Ben dedim Cyprus Garden'a gidersen gelirim. Oruç tutuyorum dedim ama Cyprus Garden'a gidersen gelirim, katılırım dedim. Peki kurtları döktün mü? Evet, çok eğleniyorum. Bir kere müzik, canlı müzik. Kerem zaten showman, yani kendi kişiliği olsun, gerek sahnesi olsun. Çok seviyorum onu. Aile gibiyiz. Müşteriler olan evet, diyaloğu evet, harika, aile süper. Gibiyiz. Gerek evet. Devrim Bacı olsun, kendisi çok efendi, saygıdeğer, sesi olsun, sanatı olsun. Kendisini seviyoruz, sayıyoruz. Gerek mekan sahibi olsun, Ediz. Ediz her zaman başımızın tacıdır. Mekan sahibidir ama aileyiz. Öyle. Evet. Bizim zaten burası, onun değil. Evet, burada evet, burada aşkım da burada. Benim aşkım bir tanem, kırmızıların kadınıdır. Gerek kameralarımız olsun, Alp dediğimiz sular durur. Evet. Öpücüklerimizi gönderiyoruz ona. Onu daha çok seviyorsunuz. Herhalde. Kadın dayanışması. Kadın dayanışması derken çok teşekkür ediyoruz sana. Bir başka gece aleminde görüşmek üzere Nurcan'cığım. Ben teşekkür ediyorum. En büyük Cyprus Garden. Çıkın gelin. Genç TV tabii ki. En büyük Genç TV. Öpüyorum sizi. Öpüyoruz. Evet. Siz sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlarla devam ediyoruz. Sizler de yurt dışı bağlantılı tüm işlerinizde artık şanslısınız. Son 4 aylık süreçte bir takım sorunlar belki yaşadınız. Turizm, medya, yayıncılıkla ilgili alanlarda uğraşıyorsanız bir takım şeyleri düzenlemeniz gerekebilir. 4 aylık süreç bunlarla ilgiliydi ama 10 Ekim'e kadar artık çok şanslısınız. Yine bol bol seyahat edeceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. 2017'ye girerken zaten bu anlamda çok şanslıydınız. Bol bol seyahatler ettiniz. Yurt dışına yapmış olduğunuz seyahatlerde bir takım fırsatları yakalamış olabilirsiniz. Kadersel dediğimiz tutulmalar sizin karşıt burcunuzda gerçekleşiyor. Hem sizin burcunuzda hem karşıt burcunuzda tutulmalar var. Yine bekar olanlar açısından çok güzel bir süreç. Evlilik kararı alabilirsiniz. Nişan, nikah gibi şeylere yönelmek isteyebilirsiniz. Bekarsanız artık evlenmek istiyorsunuz. Eşinizle olan sorunlar da yavaşça bitiyor. Eşinizin hayatında güzel başlangıçlar var. İşle ilgili olabilir veya sağlıkla ilgili sorunlar yaşıyorsa artık düzeliyor. Yeni ortaklıklar da kuracağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Balık ve yükselen burcu balıklara baktığımız zaman sizler parayla ilgili alanlarda zaman zaman zorlandınız. Her ne kadar da Jüpiter sizlere bir yıl içerisinde fırsatları getirdiyse son 4 ay çok zordu. Borçlanmanız gerekti, borç almanız gerekti. Belki paraları veremediniz, vermiş olduğunuz paraları alamadınız. Alacak verecek, vergi, nafaka, primler, miraslarla ilgili alanlarda Ekim ayına kadar şansınız artık açıldı. Kadersel olaylara baktığımız zaman işle ilgili görülüyor yine. Bir terfi, yükseliş, iş değişikliği söz konusu olabilir. Daha çok çalışmak isteyeceksiniz. Sağlık sorununuz varsa sağlık sorunlarınızı gözden geçireceksiniz. Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Rutin kontrollerinizi yapıyorsunuz. İş arkadaşlarınızdan da destek göreceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Ama sağlığınıza çok dikkat edin. Kronik rahatsızlıklar da oluşabilir. Kendinize bakmadığınız takdirde sağlıkla ilgili sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. Jüpiter'den bahsettik. Terazi burcunda bizlere o adalet ihtiyacını getirdi. Uyum, düzen, evliliklerde sorunlar, ilişkilerde sorunlar, tüm bunlar artık bitiyor. Son 4 ay Jüpiter gerilemesi vardı. 10 Ekim'e kadar Terazi burcunda kalacak ve istediğimiz o adaleti, o düzeni, istikrarı, ilişkilerdeki uyumu, düzenini ve ahenki, adaleti bizlere getirecek. Ekim ayından sonra akreplere şansı, bolluğu ve fırsatı getirecek. Tutulmalar da demiştik. Aslan ve Kova ekseninde olacak. Hayatımızda kadersel değişim ve dönüşüm yaşayacağız. Artık kaderinizi siz kendiniz belirleyeceksiniz. Karşınıza gelecek olan fırsatlarla birlikte. Bizler Kıbrıs Genç TV Londra Haber Magazin ekibi olarak çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Gelecek hafta yepyeni konularla görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Büyük Britanya İmparatorluğundan sizlere bu haftalıkta bu kadar. Başkalarının isteyip de yapamadığı, en çok takdir edilmeye çalışılan Londra Haber Magazin'den hepinize hoşça kalın. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle.